Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yapı bilgisiyle ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda cümlelerin hangisinde iyelik ekinden sonra yaklaşma hal eki almış bir sözcük vardır diyor. Yaklaşma hal ekimiz neydi hatırlayın. E ve A ekleriydi. İsimlere gelecekti arkadaşlar bunlar. İnsan ilişkileri içinde sürekli yeniden tanımlanan bir varlıktır cümlesinde ilişkileri içi belirtili isim tamlamasıdır arkadaşlar. Buradaki i iyelik ekidir, d de bulunma hal ekidir. Fakat bize yaklaşma hal ekini sorduğundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. İnsan iletişimi hem kafa hem de gönül zenginliği ister cümlesinde insan iletişimi belirtisiz isim tamlaması iyelik ekini almış. Gönül zenginliği yine belirtisiz isim tamlaması iyelik ekini almış. Fakat her iki tamlamada yaklaşma hal eki olmadığı için B seçeneğini denemiş oluruz. Göçlerin sonucunda olumlu ve olumsuz bazı durumlar ortaya çıkmaktadır cümlesinde ise göçlerin sonucu her ikisi de ek almış belirtili isim tamlamasıdır. Bulunma hal eki almış yaklaşma hal eki almadığı için arkadaşlar bunu denemiş oluruz. İstanbul'un trafik sorununa yıllardır çözüm bulunamadı. Dursun. Kentlere göçlerin artması ile birlikte çevre sorunları da ortaya çıkmıştır. Göçlerin artması belirtili isim tamlamasıdır. İyelik eki almıştır. Yaklaşma hal eki almamıştır. Çevre sorunları belirtisiz isim tamlamasıdır. İyelik eki almıştır. Bu da yaklaşma hal eki almamıştır. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. İstanbul'un trafik sorunu zincirleme isim tamlamasıdır arkadaşlar. 3 tane isim bir araya gelmiş, kendi içinde tamlama oluşturmuş. Trafik sorunu belirtisiz isim tamlaması. Bakın buradaki U eki iyelik ekidir. A eki de arkadaşlar isim hal eklerinden yaklaşma hal eki olarak bilinmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin aldığı ım, im, ekinin işlevi yanlış açıklanmıştır diyor. A seçeneğinde birinci iyelik ekidir demiş. Bakalım sesim karşı tarafa gitmiyor cümlesinde ben bunun başına benim sözcüğünü getirirsem benim sesim olur. Belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki im eki de nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Dolayısıyla A seçeneğinin doğru olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. B seçeneğinde ikinci şahıs ekidir demiş. Bakalım bilirim bu işin zorluğunu derken devrik bir cümledir. Kurallı hale getirdiğimizde bu işin zorluğunu bilirim olur. Dolayısıyla buradaki im de birinci tekil şahıs ekidir. Dolayısıyla bu da doğrudur. B seçeneğini elemiş olduk. C seçeneğinde üçüncü yapım ekidir demiş. Bakalım tatil için geri sayım başladı cümlesinde saymaktan sayım olmuş. Sözcüğün anlamının değiştiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yapım ekidir. C seçeneğini elemiş olduk. D seçeneğinde dördüncü tamlayan ekidir demiş. Bakalım benim işim birazdan biter cümlesinde benim işim belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki im eki de birinci sözcük olduğu için tamlayan ekidir. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci ek fiil almıştır diyor E seçeneğinde. Bakalım çok yanıyor gözlerim cümlesinde. Arkadaşlar ben buraya benim kelimesini getirebilir miyim? Çok yanıyor benim gözlerim dersem buradaki im eki ne olur arkadaşlar? İyelik eki olur. Dolayısıyla bu ek fiil değildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu dizelerdeki sözcüklerin aldığı eklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır demiş. Bakalım odanın sözcüğünde tamlayan eki kullanılmıştır. Odanın kapısı dediğine göre belirtili isim tamlaması buradaki ın da tamlayan ekidir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Kapısındayım sözcüğünde ek fiilin geniş zamanı vardır demiş. Sözcük yüklem olduğu için buradaki ım eki nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiilin geniş zaman çekimidir.
B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkasındadır sözcüğünde iyelik ve haleki vardır demiş. Kapı arkası belirtisiz isim tamlamasıdır. I iyelik ekidir. Dağda bulunma halekidir. Bundan dolayı C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Aklım sözcüğü birinci tekil kişi iyelik eki almıştır diyor. Benim aklım desem belirtili isim tamlaması olur. Im eki de iyelik ekidir. Birinci tekil kişi iyelik ekiyle çekimlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kaygısındayım sözcüğü tamlayan eki almıştır. Onun kaygısındayım desem buradaki ı eki ne ekidir? Tamlanan yani iyelik ekidir. Im da görmüş olduğunuz gibi ek fiildir. Arkadaşlar tamlayan değil tamlanan eki kullanılmıştır. Bundan dolayı E seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çekim eki almamıştır diyor. Açıklamamıza bakalım. Çekim ekleri gerek at soylu gerekse eylem soylu sözcüklerin sonuna eklenerek cümle içinde diğer sözcüklerle anlam bağlantısı kurmalarını sağlayan eklerdir demiş. Seçeneklere baktığımızda söylediklerinin kelimesini görüyoruz. Arkadaşlar larler çokluk eki, i iyelik eki, in de nedir? Tamlayan ekidir. Dolayısıyla çekim eki almıştır. A seçeneğini elemiş oluruz. İstiyorum kelimesinde your şimdiki zaman ekidir. Um da nedir? Şahıs ekidir. Dolayısıyla fiil çekim ekleri aldığı için B seçeneğini elemiş olduk. Koşmalısın kelimesinde malı meni gereklilik kip ekidir. Sın da şahıs ekidir. Dolayısıyla bu da çekim eki almıştır. Bunu da elemiş olduk. Görüşmeye kelimesine baktığımızda ise görmekten görüşmek, görüşmekten görüşme olmuş. Yapım eki almış. Sözcük isim olmuş. Buradaki E ise arkadaşlar yönelme, yaklaşma, hal ekidir. İsimlere gelir. Dolayısıyla bu da çekim ekidir. D seçeneğini elemiş olduk. Ortada kuşkulanacak bir şey yoktu cümlesinde. Yoktu yüklem. Nasıl şey? Kuşkulanacak şey. Kuşkulanacak sözcüğü nedir arkadaşlar? Sıfat görevindedir. Şimdi biz bunu eklerine ayıracak olursak kuşku isim köküdür. Kuşkudan kuşkulanmak olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Acak ecek eki de burada nedir? Sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil ekleri de yapım ekidir. Tüm fiilimsiler gibi. Bundan dolayı da bu sözcük fiilden isim yapım eki almıştır. Görmüş olduğunuz gibi kuşkulanacak kelimesi hiç çekim eki almamıştır. Hep yapım eki almıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soruya geçiyoruz. Çokluk eki ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışlık vardır demiş. Bazı insanlar sorunu görmezden gelerek tepki gösterir ifadesinde bakın larler eki birden fazla insan olduğu anlamını katmış. Çokluk anlamı veriyor. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. İki kardeş akşamleyin annelerini arabayla eve götürdü cümlesinde larler eki cümleyi arkadaşlar iyelik eki ile birlikte geldiği için hem sahip olma hem de iki kardeş dediği için çoğaltma anlamı katmıştır. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Ne olursa olsun bu ülkede Mustafa Kemaller tükenmez demiş. Saygı demiş arkadaşlar. Dursun. İngilizler genellikle çayı sütle içiyor cümlesinde İngilizler ifadesindeki larler eki onlar ve onların soyundan gelenlerden bahsetmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Sabahlara kadar çocuk ateşler içinde bağırdı cümlesinde larler eki burada abartma anlamı katmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Şimdi C seçeneğinde Mustafa Kemaller tükenmez derken buradaki larler eki saygı değil arkadaşlar. Gibilik ya da benzetme anlamı kattığını görüyoruz. Mustafa Kemal gibi insanlar bu ülkede tükenmez anlamına geliyor. Bundan dolayı saygı anlamı katmamıştır. Gibilik, benzerlik anlamı katmıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi sadece çekim eki almıştır diyor. Bakalım. Dalgası kelimesinde dalmaktan dalga olmuş, yapım eki almış, bunu elemiş olduk. Düşmekten düşüş olmuş, yapım eki almış, bunu da elemiş olduk. Genelinde demiş arkadaşlar,
Bu isterseniz dursun. Sıcaklıkları kelimesine baktığımızda sıcaktan sıcaklık olmuş, lıklık yapım ekini almış. Bunu denemiş olduk. Yükseldi kelimesinde kelimenin kökü yüksektir. Yüksekten yükselmek olmuş, L yapım ekini almış. Dolayısıyla bunu denemiş olduk. Ama genelinde kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü geneldir. Yurt geneli demiş. Buradaki İ iyilik ekidir. N kaynaştırma, D de bulunma hal ekidir. Yapım eki almamıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru, dizelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerinden farklı bir çekim eki almıştır diyor. Bakalım. Şimdi her gece yarısı rüzgar değildir pencerene vuran benim ifadesinde benim sözcüğündeki imek nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiilin geniş zaman çekimidir. Öyle korkulu gözlerle etrafına bakınma. Saatleri kuran benim ifadesinde yine imekinin ek fiilin geniş zaman ile çekimlendiğini görüyoruz. Boy verdiğin aynaları istemeyerek tekrar tekrar kıran benim ifadesinde yine imekinin ek fiilin geniş zaman çekimi olduğunu görüyoruz. Seni bir beyaz duvağa, altın halkaya duyuran benim ifadesinde yine arkadaşlar imekinin burada da ek fiilin geniş zamanı ile çekimlendiğini görüyoruz. Her akşam saçlarını karanlıklara aşkımdır savuran benim ifadesinde ters çevirdiğimizde benim aşkımdır olur. Dolayısıyla buradaki imek nedir arkadaşlar? Tamlayan ekidir. Birinci sözcük olduğu için ek fiil değildir. Diğerlerinden farklı olduğu için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Cümlelerin hangisinde ekinin işlevi yanlış açıklanmıştır? Eski binanın yıkım çalışmaları sürüyor cümlesinde yıkmaktan yıkım olmuş ekinin yapım eki olduğunu görüyoruz. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. İleriye dönük önemli planlarım var demiş. Şahıs eki diyor arkadaşlar. Dursun. Ben boş zamanlarda kitap okuyan biriyim ifadesinde sözcüğün yüklem olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki imeki ek fiilin geniş zaman çekimidir. Bu da doğrudur. Bunu da demiş olduk. Bizim köyümüzün hemen yanında dere geçiyor cümlesinde. Bakın bizim köyümüz belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki imeki de birinci sözcük olduğundan dolayı tamlayan ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da demiş olduk. Gözlerim uykusuzluktan dolayı çok kapanıyor cümlesinde. Bunun başına benim gözlerim dersem belirtili isim tamlaması olur. Buradaki imeki de bundan dolayı iyilik ekidir. E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İleriye dönük önemli planlarım var cümlesinde. Benim planlarım dersem arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. İmeki de şahıs eki değil, iyilik eki olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru, bu dizelerde aşağıdaki eklerden hangisi yoktur demiş. İyilik eki demiş A seçeneğinde. Göğsümün içi dersem belirtili isim tamlamasıdır. Bakın buradaki İ iyilik ekidir. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş olduk. Yaklaşma durum ekini de arkadaşlar E A ekidir. Peki nerede var? Kırlara ifadesinde A eki burada. Yaklaşma durum ekidir. Bundan dolayı B seçeneğini de elemiş olduk. Bulunma durum eki demiş. D, da, sertleşirse de T, ta oluyor. Peki bu nerede var? İçinde dediğinde bakın buradaki D, da nedir? Bulunma durum ekidir. Bundan dolayı C seçeneğini de elemiş oluruz. Ayrılma durum eki dursun. Ek fiil demiş arkadaşlar. Ek fiil de ilk dizede var. Vardı derken var isim kökü. D nedir burada? Ek fiildir. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar ayrılma durum eki nedir? Den, dan ekidir. Aynı zamanda sertleşirse tentan olur. Dizelere baktığımızda bu ikin olmadığını görüyoruz. Şurada durmadan kelimesine baktığımızda durma fiildir arkadaşlar. Madan meden ise burada zarf fiilekidir. Dolayısıyla ayrılma durum eki değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerin hangisinde herhangi bir sözcük, bir varlığın kime veya neye ait olduğunu belirten bir ek almamıştır diyor. Arkadaşlar,
kime ve neye ait olduğunu belirten eklere biz ne diyoruz? İyilik eki ya da sahiplik eki diyoruz. Seçeneklere baktığımızda dil konusunda Türkiye'de son derece katı ön yargılar olduğunu düşünüyorum cümlesinde bakın dil konusu belirtisiz isim tamlamasıdır. U eki iyilik ekidir. Dolayısıyla sahiplik anlamı katmıştır. A seçeneğini elemiş olduk. Gecekondulaşmayla birlikte de çarpık kentleşme meydana gelir. Dursun. Kitabı yayınladığımda hemen gidip almıştım bu yazarın ifadesinde. Bakın yazarın kitabı belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki ı iyilik ekidir. Dolayısıyla burada da vardır. Bunu da elemiş olduk. Mektup gözlerden ırak düşse de iki kişinin gönül yakınlığını koruma çabasıdır cümlesinde kişinin yakınlığı belirtili isim tamlaması, koruma çabası belirtisiz isim tamlaması şu ekler ise arkadaşlar iyilik ekidir. Bundan dolayı burada da vardır. Bunu da elemiş olduk. Artık sen benim gözümde hiçbir şeyi temsil etmiyorsun cümlesinde ise benim gözüm belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki ü iyilik ekidir. Burada da arkadaşlar sahiplenme vardır. D seçeneğinde elemiş oluruz. Gecekondulaşmayla birlikte de çarpık kentleşme meydana gelir cümlesinde iyilik eki olmadığı için kime veya neye ait olduğunu bildiren bir ek yoktur. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dizelerdeki bazı kelime ve eklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Seni sözcüğü belirtme hal eki almıştır. Unuttum yüklem kim ben gizli özne kimi seni. Seni sözcüğü belirtili nesne olduğu için buradaki i eki de arkadaşlar belirtme hal ekidir. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. Yok sözcüğünde bildirme eki düşmüştür diyor. Bakalım kalbimde senin için yok bile kinim derken yok tur olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bildirme ekinin düştüğünü görüyoruz. B seçeneğini de elemiş olduk. Maziye sözcüğü yönelme hal eki almıştır. Bakın mazi isim köküdür. Buradaki E de arkadaşlar yönelme hal ekidir. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Tamlayan eki almış sözcük vardır diyor Dursun. İyelik eki almış birden çok sözcük vardır demiş. Bakalım benim kalbim dersem buradaki imeki iyelik ekidir. Benim kinim dersem yine buradaki imeki iyelik ekidir. Dolayısıyla birden fazladır. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat bu parçada tamlayan eki almış sözcük olmadığı için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Mış, miş, muş, müş eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekim eki olarak kullanılmıştır diyor. Bir yitirip bir bulurum. Al al olmuş yüzünü ifadesinde. Bakın arkadaşlar. Nasıl yüz? Al al olmuş yüz. Dolayısıyla bu sözcük sıfattır. Bundan dolayı muş eki de sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil eki de yapım eki olduğundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler cümlesinde sevilmiş insandır. Dolayısıyla buradaki mışmış eki de sıfat fiil ekidir. Adlaşmış sıfat oluşuyor. Bundan dolayı da yapım ekidir. B seçeneğini elemiş oluruz. Doğmadan yazılmış kader anlamıza cümlesi dursun. Ben kökünden kopmuş çürük bir dalım cümlesinde bakın dal isim nasıl dal? Kökünden kopmuş çürük bir dal sıfat. Dolayısıyla şuradaki muş eki de sıfat fiil ekidir. Yapım ekidir. Bundan dolayı D seçeneğini elemiş oluruz. Anımsa bizim unutulmuş bir yazımız vardı cümlesinde. Yaz isim nasıl yaz? Unutulmuş bir yaz. Sözcük sıfat görevinde. Buradaki muş eki de sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla yapım ekidir. Bunu da elemiş olduk. Doğmadan yazılmış kader alnımıza cümlesinde. Bunu tersine çevirdiğimizde kader alnımıza doğmadan yazılmış olacak. Dolayısıyla yazılmış sözcüğü yüklemdir. Buradaki mış eki de nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Sözcük yüklem olduğu için. Bundan dolayı da çekim ekidir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 13. soruya. Cümlelerin hangisinde C eki bu cümledeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır diyor. Bence onun ne demek istediği anlaşılamadı cümlesinde. Bakın C eki burada cümleye ne anlamı katmıştır arkadaşlar? Görecelik anlamı katmış. Bana göre onun ne demek istediği anlaşılamadı.
Peki ek ne ekidir arkadaşlar? Bu ek eşitlik ekidir hatırlarsanız. Cac eki. Şimdi seçeneklere baktığımızda onun çocukça tavırları herkesin dikkatini çekiyordu cümlesinde. Buradaki ça eki arkadaşlar küçültme ekidir. Sıfatlara gelmiş ve sıfata küçültme anlamı katmış. Çocuk gibi tavırlar olacak. Ona benzeyen, ona yakın anlamında kullanılmış. Babam uzunca zaman yurt dışında bulunmuştu cümlesinde. Hangi zaman? Uzunca zaman. Bakın burada da yine bu ek küçültme eki olarak kullanılmış arkadaşlar. Ve cümleye de yakın anlamı katmış. Uzuna yakın, yani o kadar. Uzun olmasa da uzun gibi anlamına geliyor. Salondaki dolabı yavaşça dışarıya çıkaralım cümlesinde yine çağçe eki arkadaşlar burada eşitlik ekidir. Burada ise anlam olarak baktığımızda nasıl çıkaralım yavaşça cümleye ne anlamı katmış arkadaşlar? Durum anlamı katmıştır. Sence hayatta en değerli şey nedir cümlesinde? Dursun. Biraz sonra tekrar bakalım. Oralarda yaşlıca bir adam dolaşıyordu cümlesinde. Nasıl adam? Yaşlıca adam sözcük sıfat görevinde. Buradaki ca eki arkadaşlar küçültme ekidir. Dolayısıyla da cümleye de yaşlıca, yaşlıya yakın anlamı katmış. Tam yaşlı olmasa da hemen hemen ona yakın anlamına katmıştır. Dolayısıyla da bu da aradığımız cevap değildir. Sence hayatta en değerli şey nedir cümlesinde? Bakın cace eki arkadaşlar eşitlik ekidir. Sence, sana göre cümleye de ne anlamı katmıştır? Görecelik anlamı katmıştır. Sence, bence hem aynı görevde hem de aynı anlamda kullanıldığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.